Bir şey soralım. Bir şey soralım. Şundan siz bir şey. Evet, buyurun Barış Bey. Merhaba. Merhabalar efendim. Yanmışsınız Barış Bey. Ufak bir kubis kaşama yaptım. Oo, güzel, fark ettim. Yazın Bodrum'da görüşürüz zaten. Evet, buyurun. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Niye o kadar geliyorsunuz? Teşekkürler. Sinirim bozuldu. Ha, bir şey var. Yok yok. Ha, bilmediğimiz bir şey mi var Bodrum'da? Ha? Yazın Bodrum'da görüşürüz dedin ya, geçen sene Begüm Hanım biz çekmiştik de yıllar sonra. Ha. O aklıma geldi ondan. Yakalarız. Yazlı öğrenciler erdi vallahi billahi. En kötüsü. Valla. Patlatırız bombayı ona göre. Yapalım abi. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün ajansım, benim kendi ajansımın menajerlik ofisimin böyle bir yaza merhaba partisi var. Toplandık. Erdi de geldi bugün daha. Benim oyuncu arkadaşlarımla tanışıyor. Keyifimiz yerinde. Ama bu ayın yıldızı Erdi Bey'di. Tam film festivalinde çünkü. Filmi gösterime girdim. Neler söyleyeceksiniz? Yani çok özetle şunu söyleyebilirim. Hiç benim hayalim olan bir şey değildi ama çok eğlenceli bir hayalmiş. Bayağı keyifliymiş bir yandan da. Eğlendim yani, güzel. Birlikte gittik. Gittik. Kırmızı halı neymiş böyle baktık gittik falan. Güzel. Havalı bir yermiş. Evet, siz neler söylüyorsunuz? Ya ben çok keyif aldım çünkü ben hani benim haddim değil ama ben Erdin filmdeki performansla bayıldım yani. Çok inanamadım. Canım yani. Benim. Çok çok başarılıydı. Çok başarılıydı. Çok çok gurur duydum. Onun dışında da yani oradaki atmosfer, ondan sonra sonuçta biz Türkiye'den gidiyoruz ve bir şekilde dünyanın birçok yerinden gelen birçok sanatçı var ve bir ülkemizi temsil ediyoruz. Valla layığıyla ülkeyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de Kırmızı Halı'da da sizlik olmayan modacılar arasında da bir tartışma çıkmıştı. Onun hakkında neler söylüyorsunuz? Ya ben ona biraz üzüldüm açıkçası. Neden üzüldüm? Çünkü bu benim profesyonellik alanım değil arkadaşlar. Ben hani eşimin mesleğinden dolayı, eşim de tasarımcı, çok saygı duyuyorum. Ama tabii ki biz o halıya gittiğimizde bizi giydirenler var. O tasarımı verenler var. O benim profesyonellik alanım değil. Hani benim hazırlayanlara sormak lazım. Öyle olduğu için hani ben tam orada bunun büyüsüyle çok güzel bir şey yaşarken biraz bunların olmasına üzüldüm. Ama tabii hani taraflara da saygım sonsuz. Onların derdi. Hiç üstüme alınmıyorum. Öyle olduğu için azıcık üzüldüm. Evet, film festivalinde de birçok sanatçı hem yerli hem yabancıların hırsızlık şoku yaşadı. Aa, ne şoku? Evet, hırsızlık. Şaka. Ya, evet evet, onu duyduk. Haberler sizde var mı? Bir şarkının çantasını aldılar, çaldılar pasaportlarını. Erkan Peçekay'ın telefonunu çaldılar. Şaka. Yani, hani denk geldiniz mi ya da duydunuz mu? Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz festival olunca oraya sohbetini yaptık ya. Yani o dönem çünkü halıya hazırlanan çok fazla kişi var ve tabii ki hani onları hazırlayan birçok kişi, kendim dahi Türkiye'den çok kıymetli bir mücevher firmasının ürünleriyle oraya gittim. Çok ciddi bir sorumluluk. Ben de korktum yani. Korkmadım ben değil açıkçası. Ben şöyle söyleyeyim, hani hırsızlara böyle bir tüyo vermiş gibi olmayayım ama feci savunmasız bir ortamda. Doğru. Çünkü şöyle bir şey, zaten böyle balık... Gerçi ben öyleydim. Evet. Yani siz yine profesyoneller ayrı bir şey. Ben böyle balık gibi sürekli zaten şey var, belli bir böyle sana bir böyle şey veriyorlar. Bugün bunları yapacaksın Erdin evet. diye böyle. Dakika dakika. Dakika dakika. Şuraya hani şuraya ama dön şey, buraya döne kadar. Hollywood prodüksiyonu olduğu için biraz öyle. Dakikana kadar belliydi yani, çok ciddi. Neyse neyse. O yüzden böyle tamamen sen böyle bırakıyorsun kendini. Orada suya atlıyorsun. O böyle akıntı seni nereye götürüyorsun. Benim şey çok hoşuma gitti. Erdil'in böyle saçını makyajını bekledim. Erdil'i giydirdiler. Sen tam tersi mi? Tabii tabii. Ondan sonra. Çok ben, çok iyi ben geldi. Ben Erdil'le böyle şey o kadar tatlılar. Yıllarca ben seni bekledim. Nasıl bir duygu olmuş Erdil Bey? Bekletilmek nasıl bir duygu olmuş? Ya şey çok şeker. İşte o halıda çok hızlı poz verip yürümek zorundasın. Çünkü orada bir şekilde hızlı davranmazsak orası çocuklar istasyon olmaya başlar ve o konuda çok hassaslar. Ben yürüdüm gittim ama Allah'tan da hani Fransızca biliyorum, konuşabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum. Rica ettim güvenliklere, dedim ki eşim gelecek, ne olur bir fotoğraf ona çektireyim. 5 dakika bana dediler ki asla vaktin yok. Lütfen diye yalvardım, hadi 5 dakikayı kabul ettiler, bana da yapıyorlar. 4-3 diyorum ki geldi orada, Erdi sürekli bana bakıyor, el sallıyor falan. Ama kavuşamadık yani. Sonra film çıkmıştı. Bizi asla bir araya bile getirmediler. Ama o şey, sonuçta bir tanıtım olduğu için ben film ekibiyle birlikte durmak zorundaydım.
Ama sana da çok iyi davrandılar. Hayır, yani. Çok hemen zarif davrandılar. Bizden 3 dakika önce özel arabasıyla pıtır pıtır gitti orada. Ya o değil, hayır şey, tabii yani. Ki o prodüksiyona dahil ettiler ama ben kırmızı mesela... Evet, ben senin el ele tutuşup böyle bir yürümek yani isterdim yani. İdris de seni de gördük Erdinciğim, yani. Böyle halılarda bir böyle bir böyle pozlar verdi. O öyle, bak, öyle, öyle değil o. O anı şu an emrisi. Hayır bak, arkanda böyle smokinli insanlar var. Böyle kırk kadınlar, erkekler şey diyor. Ben şimdi şu tarafa dönün, şimdi şu tarafa dönün. Sürekli komut. Böyle şey, sen seni yönlendiriyorlar. Aynı şimdi üç adım öteye gidip orada şöyle bir sıra oluşturacaksın. Siz şunun yanında durun, şunun yanında kenarında durun. Tabii tabii, ben şuraya orada bakın. Şeyleri fark ettim mesela. Orada pozu bakar şey ya. Değil işte. Falan ben çok kötüye veriyorum kanla ilgili. Sen nasıl yok. Kanlana? Keyifliydi ya. Bir şey anlatıyorsun falan diye. Şey güzel yok, oldu. Yok, eğlenceliydi ya. Erdil için bence nefis tecrübe oldu yani. O ekiple beraber olmak yani. Benim zaten Tilda Swinton çocuklar çok bayıldığım ve hakikaten çok saygı duyduğum bir aktivist dünyada. Yani Tilda'yla orada tanışmak, hani sabahlara kadar bir arada olabilmek, beraber eğlenmek, beraber yemek içmek vallahi çok keyifliydi. Yani çok güzel tecrübe oldu. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Haydi sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Sağ olun.